iddiasınız. Ve manuel bir araç. Ama E5'ten çok korkuyordunuz. Güzel. Biz E5'e çıktık. Sadece kendi alanında, mahalle arasında kullanabilen bir durumdayken. Şimdi biz E5'e de çıktık. Bayağı bir yol yaptık. Hatta rampa kalkışları falan da biraz size herhalde orada ürkütüyordu. Rampa kalkışları falan çalıştı. Evet. Efendim? E5'te değil mi? O yüzden korktun değil mi başta biraz? Başta çok korktum. Sonra? Şimdi korkmuyorsun değil mi? Ama korkmamanı ne sağlayacak biliyor musun? Burası nasıl bir yer mesela? İniş. Nasıl düz baksana, iniş burası. Ne yapmalıyız inişlerde? Ara ara. Hızlanmak istediğimizde ne yaparız inişlerde peki? Vites yükseltiriz aslında. Böyle dik bir inişse. Ya burası çok geniş olduğu için bak ne kadar uyarıyor. Düz bir yer olsa hem burası viraj bak görüyor musun? Hem tabelalar var hem yanıp sönen bir sürü ışık var. Görüyor musun? Buranın ne kadar aslında riskli bir eğim ve riskli bir viraj olduğunu gösteren her yerde görebiliyor musun böyle bir ışık? Adamlar buraya sus için koymamışlar bunu. Hayır tepki olarak söylemiyorum. Bu buranın ne kadar ciddi bir eğime ve ciddi bir dönüşe sahip olduğunu anlatıyor bu durum. Buralarda yüzlerce çok garip kazalar oldu çünkü zamanında. Ha, buna rağmen de oluyor mu? Oluyor. Çünkü insanlar hala dikkatsiz. Kural tanımaz. Değil mi? İnsana saygı duymaz. Olduğu sürece istediğiniz kadar tabela koyun. İstediğiniz kadar uyarıda bulunun. İstediğiniz kadar da ceza kesin. Bu insanları trafikte garip hatalar yapıp kazalara sebep olan ya da garip kusurlar işleyip bu kusuru tespit edilen insanları trafikten men etmedikleri sürece maalesef bu sıkıntılar devam edecek. Onun için asli kusurlu kazalara karışmış araçların asli kusuru tespit edildiğinde bana kalırsa trafikten men edilmediler. Bu bensem benim de men edilmem gerekir. Çünkü insan hayatına sebebiyet verebilecek bir hareket. İnsan hayatına sebebiyet de vermiş olabilir. Birçok benim hatta şahit olduklarım da var. Yeniden araba kullanabiliyorlar. Asli kusurlu olsalar da kullanıyorlar yeniden. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Sakin ve salim araba kullanmak lazım değil mi? Gayet güzel. Gerçekten de ama başladığındaki gibi gergin değilsin o kadar. Şerit değiştirebilir misin mesela? Oraya bakmana çok fazla gerek yoktu değil mi? Önce bir mesaj at bakayım sen. Önce mesaj at. Sonra da bir telefon aç, haber ver bakayım hadi. Yani oraya girmen gerektiğini bir anlat onlara. Biz bu arada manuel bir araçla evet, seyrediyoruz. Neydi bir de olay? O bak seni görüyor ve gelmiyor. Dikkat ettin mi? Ne demiştik? Bir şey söylemiştim. Dikkat ettin mi? Hatırladın mı? Tam Beylikdüzü'nden girerken. Hayır. Bizim onu gördüğümüzden o bizi daha iyi görüyor. Süper. Biz buraya ani mi girdik? Haber vermeden mi girdik? Neden bir problem olsun? Ve zaten ani bir giriş de yapmadık. Siz bana bir yere aniden girmeyeceğinizin sözünü verin. Bakın bak bu siyahlı araba çok garip girdi. Hızlı değil, garip girdi. Saçmaladı. İşte onunki de yanlış şerit değiştirmeye işaret. Önündeki sinyalle girmesine rağmen az kalsın temas edecekti adama. Bak orada da sola da öyle girdi. Plakası görmüşse şikayet ediyorum. Evet. Sinyal vermeden kontrolsüz insanların hayatını riske edebilecek bir şekilde şerit değiştiriyorlar. Bir sağa geçelim tekrardan. Çok tacize açık bir yer çünkü. Orta şerit ve sol şerit. Çok